Türkiye'nin ilk başta NATO üyeliğine karşı çıktı, ardından terör örgütlerinin iadesi taahhüdü veren İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği arttı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında ulusal kanalın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, İsveç'ten bir heyetin Ekim ayında Türkiye'de olacağını söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO mütabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade istediğimiz PKK ve FETÖ, DHKPC başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. Bozdağ, Amerika'dan da FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere iadesi istenilen örgüt mensuplarına ilişkin de konuştu. Bakan, onlarca klasör gönderdik, muhataplarımıza bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz dedik ifadelerini kullandı. Yargı paketiyle ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini de aktaran Bozdağ, arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz dedi.